EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika. EYT yasasının kapsamı belli oldu. EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası üzerine yapılan düzenleme 2022 yılının Aralık ayında TBMM'ye sunulacak. EYT yasası için masada tek bir formülün yer alacağı bilgisi geldi. Buna göre primi tamamlanan ve süresi dolan herkesin emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Peki EYT sonrası ilk maaş ne zaman hesaplara yatacak? Emeklilik zorunlu olacak mı? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtları. EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası hazırlandı mı? 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik yasasını dört gözle bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Yaklaşık 1,5 ay sonra detaylar kamuoyu ile paylaşılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasasının çıkmasıyla 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı, yasanın zorunlu olup olmayacağı konuları ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. EYT maaş hesabı için 3 dönem söz konusu. EYT maaş hesabında 3 dönem dikkate alınacak. Bu dönemler şu şekilde. 2000 yılı öncesi. 2000 yılı Ekim-2008 arası ve Ekim-2008'den sonraki dönem. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapıldıktan sonra birleştirilerek emeklinin maaşı netleştirilecek. Kısacası, emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. Emekli maaşı hesaplanırken dikkate alınacak detaylar. EYT sonrası vatandaşların maaş hesabında ise şu 5 kriter dikkate alınacak. Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler, işe ara verip vermemiş olmaları. Kimler yüksek emekli maaşı alacak? EYT sonrası, temelde diğer hak sahipleri gibi prim gün sayısı çok olanlar değil, SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak. Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada 3 ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil, ilk çalışma hayatınızdan bugüne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle, bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak. EYT yasası çıktığında 1,5 milyon kişi emekli olabilecek. EYT yasası kapsamında yaklaşık 4 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, yasa çıktığı ilk anda yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı elde edeceği öngörülüyor. Ayrıca yaş şartı dışında primini ve çalışma süresini tamamlanmayan yaklaşık 3 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bu kişiler gerekli şartları tamamladığında kademe kademe emekli olacak. En az 5000 gün prim gerekiyor. Gerekli şartlardan biri de prim. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile yine en az 5000 gün prim gerekecek. Bunun dışında yasanın getirdiği prim gün sayısı kabul edilirse, bu kez işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün gerekecek. Böylece EYT'li olmasına rağmen primi eksik olanlar açısından emeklilik mümkün olmayacak. Yasanın başvuru süresine göre bu kişilerin primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı doğmuş olacak. Burada 3600 günden kısmi emeklilik hakkı olsa da orada yaş şartı bulunuyor. Buna göre kısmi emeklilikte yaş şartı erkeklerde 60, kadınlarda 58'i bulabiliyor. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl bekleme şartı. Prim gün sayısını tamamlamış olsa bile bir EYT'linin emekli olabilmesi için yıl şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Yasanın çıkmasından önce sigortalı olanlar için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl bekleme şartı bulunuyor. Buna göre kadınlar açısından yıl şartı 8 Eylül 2019 yılında tamamlandığına için, bu şart sadece erkeklerde geçerli olacak. Ayrıca 8 Eylül 1997'den önce emeklilik sigortası başlangıcı olan erkeklerde bu şart tamamlandı. Emeklilik hakkı kazanan ne zaman başvuru yapacak? EYT çalışması Aralık ayında meclisten çıkıp yasalaşırsa başvuru süreci de başlayacak. Bundan sonra prim ve süresi dolmuş hak sahibi EYT'liler kendi seçtikleri bir tarihte ya da şartları tamamladıkları tarihte SGK'ya başvurarak emeklilik talep edecek. Emeklilik mecburi mi olacak? Çalıştıkları yerde yüksek maaş alan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu. SGK mevzuatına göre bir vatandaşın emekli edilmesi için sigortalının talebi gerekiyor.
Yani sigortalılar isterlerse şartları doldurduktan sonra emekli olabilir veya çalıştıkları yerde devam edebilir. EYT yasası ile de zorunlu bir başvuru süreci ve emeklilik olmayacağı ifade ediliyor. Burada da isteyen EYT'liler emekli olmak için başvuruda bulunacak. EYT'li olanlar ilk maaşını ne zaman alacak? Emekli maaşları için süreç hak sahibinin başvuru tarihi itibariyle başlıyor. Ancak emekli maaşı hesaplaması dilekçenin verildiği aydan sonraki ay başından itibaren yapılıyor. Örneğin EYT yasasının Aralık ayında çıktığını varsayarsak, emekli olmak için başvuran bir EYT'linin maaş hesaplaması bir sonrası ay başından itibaren yapılıyor. Yani 1 Ocak tarihi itibariyle maaş hesabı başlayacak. Maaş bağlanana kadar da biriken tutar süreç tamamlanınca emeklinin banka hesabına yatacak. Konu hakkında son dakika gelişmelerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.